Herkese merhaba arkadaşlar. Hisar Mahallesi'ndeyiz. Merkezi konumda güzel bir villa tanıtmaya geldim. 5+1. Uygun fiyata, gerçekten uygun fiyata. Şimdi çevreye baktığımızda fiyatlar 4, 5, 6 milyon civarlarına çıkmışken ben size 5+1 kendine ait bahçesi bulunan müstakil girişli bir villayı, otomatik panjurlu ses ve ısı yalıtımlı bir villayı, hatta deniz manzaralı bir villayı 2 milyon 750 bin TL'ye sunacağım. Bence gayet makul bir rakam. Geniş bir bahçe alanımız var. Burada zaten müstakil girişimiz var. Bunun ön tarafında da 2 adet 3+1 var arkadaşlar. 2 adet 3+1, onların fiyatları da çok uygun. 2 milyon 500 bin TL. Pazarlığı da mevcut bunların tamamının. 2 tane ön tarafta 2 milyon 500 bin TL'ye villamız var. Onun da video linkini hemen şu sol üst köşeye ya da sağ üst köşeye bir yere bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Şu an bıraktım hatta. Bu videoyu izledikten sonra tekrar geri dönüp izleyebilirsiniz ya da yorumlar kısmında da açıklamaya da bırakacağım ön taraftaki villanın linkini. Girişimiz müstakil. Gördüğünüz gibi güzel bir pergola alanımız artı geniş bir bahçe alanımız var. Meyve ağaçlarıyla da zaten bu bahçeyi tamamen daha yaşanabilir bir hale getirmişler. Burada bir gülümüz var. Orada erik ağacımız. Orada da bir armut ağacı. Orada kayısı ağacı. Yine kayısı ağacımız. Hatta şeftali ağacımız var. Gayet güzel bir villa sahibi olacaksınız. Ön taraftaki villaların bahçesi de zaten o şekilde. Buranınki biraz daha geniş, biraz daha şerefiyeli arkadaşlar. Fiyat olarak da gerçekten uygun. Alt katta 60'a 120 seramik kaplanmış. Isı pompasının yeri orada. Otomatik panjurlu olduğunu söylemiştim. Gayet güzel bir villa sahibi olacaksınız. Şimdi girdiğimizde salon mutfağı açılan bir giriş kapımız var. Genelde bitişik nizam villaların tamamında bunu böyle görüyoruz. Değil mi? Genelde böyle. Bence bunun nedeni imar durumundan dolayı. Ayrıca arkadaşlar imar durumundan dolayı yapmak zorunda. Şöyle köşeye alayım seni bir. Bir gösterelim. İsterse şuraya tamamen kapatılıp buraya 2 tane berjer falan bırakılabilir. Ya da vestiyer buraya yapılabilir. Öbür taraf salon mutfak olarak kullanılabilir. Diğer taraftaki 3+1'ler ayrı mutfak gibi. Onları öyle izleyeceksiniz. İsterseniz o tarzda da bir yer alabilirsiniz. Şimdi burayı ölçmeyeceğim. Bunun nedeni de size yanlış bilgi vermek istemiyorum. Çünkü burada bir girinti var, merdiven boşluğu var, lavabo var. Bunları ölçemediğim için size net bir metrekare sunamayacağım. Bu yüzden de gerek duymuyoruz, birbirimize dürüst olalım. Şimdi merdivenin altı lavabo. Birazdan oraya bakacağız. Güzel bir tezgahımız var. Tezgah arasındaki seramik de çok güzel arkadaşlar. Antresi çerçevenin içerisinde lake beyaz dolap kapaklarımız mevcut. Alt taraf tamamen beyaz, üst tarafta da bir çerçeve var. Güzel bir yer. Başta otomatik panjurlu dedim değil mi ben? Yanlış söyledim. Bunun için özür dilerim. Otomatik panjuru yok buranın. Şimdi buranın ışığı da yanmıyor ama böyle göster istersen yukarıyı daha net gösterelim. Gayet güzel. Şık bir 5+1 olması büyük bir avantaj. Zaten fiyat çok büyük bir avantaj. Bunu açık, net bir şekilde söylemek istiyorum ki bu fiyatlara bir daha yer bulma şansımız yok arkadaşlar. İnanın yok. Bu fiyatlar artık kalmadı. Olan da zaten yüksek yüksek fiyatlar istiyor. 60'a 120 mermer görünümlü seramik. 3 adet oda, 1 adet de genel kullanım banyo lavabomuz var. Koridorumuz bu şekilde, geniş bir koridor. Biz banyo lavabodan başlayalım. Gerçekten güzel. Burada kalenin gömme rezervuarı var. Turkuaz renginde, açık buz mavisi renginde bir dolap yapılmış. Üstünde de hangi marka bunu okuyamadım ama büyük ihtimal bir temizlenmesi lazım. Bir temizlik şart böyle evlere. İlk mesela inşaattan çıkan evlerin dip köşe temizlenmesi lazım. Çok iyi temizlenmesi lazım. Bu arada temizlikçi bulmak da zor dedim de. Bir villa 2000-2500 gibi bir rakama temizliyorlar. Çok büyük rakamlar ama bulamıyorsunuz da. Gerçekten bulamıyorsunuz. Gayet güzel bir burada makine yerimiz var. Nereye gittin? Gel gel. Gel burayı göster. Makine yerimiz var burada. Gitme ben. Makine yerimiz var. Burası sığar buraya. Üstüne de dolap yapılabilir. Şimdi köşedeki sondaki odadan başlayalım. Burada bir balkon var. Diğer odadan da bu balkona çıkılabilir. Ama burası biraz daha küçük bir oda arkadaşlar. Diğerlerine nazaran toplamda da 9 metrekarelik bir kullanım alanı sunuyor. Gayet de makul.
ne olabilir? Çalışma odası, çocuk odası, giyinme odası gibi düşünülebilir. Ya da misafir odası belki. Çünkü çok geniş yatak, dolap sığdıramazsınız. Lakede dolaplarımız var. Bunlar araba boyası aslında. Bunlar güzel bir boya. Leke tutmaz. Artı deforme de olmaz. Sıra geldi diğer odamıza. Bak burada bir kolon var. Bu kolon işi biraz da olsa bozuyor. Ön taraflarda bu yok. Burası toplamda 13 metrekarelik bir oda arkadaşlar. Güzel. Yatak böyle. Dolap da buraya. Daha minimal tarzda eşyalar sığabilir. Ya da buraya tamamen yatak, yan tarafı da giyinme odası yapabilirsiniz. Burada bir balkon var. Şimdi burada bir balkon var. Güzel bir balkon, değil mi? İdare eder. Çok dar değil, çok küçük de değil, çok büyük de değil. Böyle bir balkon. Karşı taraf benzinlik bu arada. Tabii kapıyı kapattığınızda hiçbir şeyi duymuyorsunuz. Yan tarafında bir odamız daha var. Burası da bence 14-15 metrekare boyutunda bir oda olabilir. Hemen ölçüyoruz. 11 metrekare. 11 metrekarelik bir oda, gözlük takılı olduğunda demek ki benim odalar ölçmem daha da zor oluyor. Yerler laminat, ortak kullanım alanları böyle bir seramik, geçişler bu çıtayla sağlanıyor. Bunlar ilerleyen zamanda kalkınca ayağınız değdiğinde kesebiliyor. Doğalgaz tesisatımız da mevcut aynı zamanda burada. Sıra geldi en üst kata. Çok sıcak bu arada, çok aşırı sıcak. Didime gelecekler için bence biraz dikkat etmeniz gerekli. Şimdi böyle bir üst katımız var. Çıktık. Küçük bir antre. Banyo lavabo. Burada bir tane odamız var. Burayı bir gösterelim hızlıca. Burası biraz depo gibi sanki. Değil mi? Çok böyle geniş geniş yatak falan sığmaz buraya kadar. Bundan sonrası yok. Şuraya belki bir tek kişilik yatak sığabilir. Hemen onun karşısında bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Güzel. Bak burası güzel. Burası güzel. Niş eksik. Niş neden yok? Şampuanı nereye koyacağız? Kalenin gömme rezervuarı. Dolabımız da burada. Sıra geldi son odamıza. Burası kare bir oda. Diğerlerinden biraz daha iyi gibi. Toplamda da 17 metrekarelik bir kullanım alanı sunuyor. 17 metrekare de güzel bir metrekare değil mi? Gerçekten güzel. Kare olması da çok büyük bir avantaj ki her yere istediğiniz eşyayı rahatlıkla sığdırabiliyorsunuz. Ve terasımız var. Güzel bir teras. Güneş enerjisi tesisatı hazır. Buradan böyle bir göstersene. Karşı taraf biraz daha böyle buharlaşmadan dolayı puslu. Çok net gözükmese de güzel bir deniz manzaramız var. Buradan baktığınızda terasın üstü kapatılırsa daha da harika olabilir. Şunu söylemek istiyorum. Ön taraf direkt yol cephe, burası arsaya bakıyor. Tabii burada bir kapanma olur mu olur. Ama terasınızı kapatmaz. Alt kattaki odaları kapatabilir arkadaşlar. Bunu bilerek bakın. Öyle gelişi güzel anlatıp da buraya hiçbir şey yapılmayacak deyip geçmeyelim. Alacağınız evi araştırarak alın. Arkası önü arsa mı? Sağı solu yeşil alan mı? Neresinden yol geçiyor? Neresinden geçmiyor? Bunları bilmeniz gerekiyor. Körü körüne bir ev almayın arkadaşlar. Net söylüyorum. Geçenlerde bir olay oldu. Abinin bir ev almış. İsmini vermeyin, bizi de takip ediyor. Hatta YouTube üzerinden almış birinden. Yani istenmeyen şeyler olmuş. Abi arkası park demişler. Çok güzel bir park. Millet bahçesi yapacaklar buraya demişler. Ama sonunda inşaat yapılmış. Abi bir sene sonra bir geliyor, bir bakıyor ki evinin önünde ev var. Diyor ki kardeşim burası park alanı değil mi? Değil diyor. Benim tapulu arazim. Sonuç olarak böyle şeyler çok başımıza geliyor. Bu yüzden alacağınız evi araştırın. Bunun arkası arsa. Kimse kimseyi kandırmasın. Ama ön tarafta 2 tane 3+1 var. Onların önü yol. Gayet de güzel. Bu da güzel, o da güzel. Tabi burayı kapatmaz. Yani şu manzarayı kapatmaz. Ama alt katı kapatır. Tabi kapatması da 3 metre buradan, 3 metre oradan, 6 metrelik bir çekme payı, bahçe payı var. Sürçülisan ettiysek affedin. Güzel bir yer. Şık bir yer.
alıcısını bekliyor. Benim sevdiğim evlerden bir tanesi ki zaten bu fiyatlar artık yerde kalmadı. Bulunabilecek en iyi evlerden bir tanesi. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. 2 milyon 750 bin TL'ye 5 artı 1 villa gezdik.